başında konforlu melan başlığımız var. 3 yılda toplam 3 milyon 687 bin metrekarelik yolumuz soğuk veya sıcak asfaltta buluşmuş oldu. Ve bunun bütçe maliyeti ise bize 125 milyon olarak bir maliyet. Yine parke bordo çalışmaları 3 yılda harcanan toplam 37 milyon lira bir tutar da bu iş için harcanmış vaziyette. En önemli şeyden bir tanesi Melam'da yeni caddelerin açılması. Geçtiğimiz yıl İsmail Keten'in caddesini ki Selçuklu, Karatay ve Melam'ı birbirine bağlayan caddelerin sonuncusuydu. Melam bölgesinde de İsmail Keten caddesi olarak şu anda bitmiş oldu. Bu yılın sonunda tamamlamayı hedeflediğimiz yollar var. Bunlardan bir tanesi bölge müdürlüğünden başlayıp Antalya Seydişehir çevrelerine kadar olan demir yolunun sağındaki ve solundaki ona paralel yolların kamulaştırmasına başladık. Bir tanesi Kazakistan Caddesi, bir tanesi de Karabağ Caddesi ismiyle Gazze Caddesi ile Karaman Caddesi'ni birbirine bağlayan 6 tane mahallenin tam da ortasından geçen adı da Alparslan Türkeş Caddesi olan bir caddemiz var. 3,5 kilometre uzunluğunda 30 metre genişliğinde bir cadde. Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi var. Gazze Caddesi'ne paralel Seydişehir Antalya Çevre Yolu'na kadar devam eden bir cadde. Geçen yıllarda yenilediğimiz caddeleri de tekrar söylemek istiyorum. Ayhan Bey, Ana Sultan, Yorgancı, Pir Hasan, Kozaatçı ve Yeşiltepe caddeleri onların birçoğunu hem genişlettik hem birinci sınıf altyapısı tamamlandığı için birinci sınıf kalitede on binlerce vatandaşımızın kullandığı yollarda olduğu için onların hizmetine sunduk. Bütün bu işleri tabii ki neyle yapıyoruz? Hem çalışanlarımızla hem de ekip ve ekipmanlarımızla yapıyoruz. Araç filomuza 41 milyon TL tutarında 37 tane daha araç dahil ettik. Orijinal bir işimiz daha var. Bu kış döneminde Gödene Toki'ye. Orada büyük bir rampamız var. Oradan muhakkak araçlar kayar, otobüsler kayar. Muhakkak olumsuz olaylar yaşanırdı. Çok yoğun bir kış yaşamamıza rağmen bu bölgede kendi ekiplerimizin, kendi teknik ekiplerimizin yaptığı ARGE çalışmasıyla ve kendi ürettiğimiz solüsyonla deneyerek bu bölgede ne kar ne don olmadı. Burada da ekibimize ayrıca teşekkür ediyorum.